Selamun aleyküm arkadaşlar. Güzel bir pazar sabahından sizlere merhaba. Şu anda Karataş'ın girişinde bulunan köprünün hemen altındayım. Buraya şu anda bir kamış, bir de yer oltası attım arkadaşlar. Belki kamera görüyordur. Aslında hareketlilik var. Balıklar vuruyor. Ama biraz küçük balıklar vuruyor şansımıza şimdilik. Ama güzel balıklar yakalarsam inşallah sizler için kayıt yapacağım. İzlemede kalın. Arkadaşlar az önce kamışıma büyük bir balık vurdu. Maalesef kancayı kopardı. İnanın çok şaşkınım. Çok ciddi asıldı. Ben kamışı da koparacak diye düşündüm ama gördüğünüz gibi iğneyi kopardı şeyinden. Kökünden. Vallahi yakalasaydım size çok güzel bir ziyafet olacaktı ama şu anda bir küsbeli ulta attım. Şu an onu bekliyorum arkadaşlar. Şimdi az önce de bir balık gıdıkladı. Aslında 2-3 parça balık yakaladım ama onlar da aşırı küçüktü yani. Vicdanen onlar suya salmak gerekiyor bence. Sonuçta bu balıklar bizim gelecek nesillere taşımamız gereken bir miras benim kanaatimce. Ama inşallah ümit ediyorum ki güzel bir balık burada denk getireceğiz. Arkadaşlar burayı şimdi size tam olarak tarif edemedim az önce herhalde. Burası Karataş'ın hemen girişine varmadan bir köprü var. Bir köprü var. O köprünün hemen girişine sağa arabayı park ettim. Sonra da şu görmüş olduğunuz yerden aşağı indim arkadaşlar. Buraya kalabalık bir şekilde gelinebilir mi diye sorarsanız arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bakın şu noktada bakın benim zilim var. Şimdi diğer oltam da kırıldı az önce. Takınak falan yok bu arada. Aklınıza bir şey gelmesin. Takınak kesinlikle yok burada. Yani buraya örnek veriyorum. Hani çok zorlarsanız 4 tane olabilir de ama rahat 3 tane olta serebilirsiniz buraya. Ben kamışı hemen şu karşıya atıyordum. Orada da güzel çalışıyordu. Bakın orada bir tane kamışçı gidiyor. Bak demek o da kopmuş. Karşıda ama size şimdi gösteremem herhalde onu. Bir deneyim diyeceğim ama. Evet görünmüyor. Arkadaşlar yer çok güzel. Serin. Hani gölgedesiniz bir kere. Hani muhtemelen buraya yazın bile gelsem ben. Ha, burada hep gölgede kalacağım. Ben burayı ilk kez denedim. Daha önce şu hemen karşıda bakın şöyle biraz eğilelim. Hemen şu karşıda bulunan yerin sol tarafında böyle betondan yüksek bir yer var. Oradan atıyordum ama orada çok fazla balık çalışmıyordu. Burada aksiyon çok fazla. Balık gerçekten ciddi anlamda fazla burada var. Ama şansım hep küçük balık vurdu. Yoksa hani kamışı her attığımda anında mantar oynamaya başlıyordu. Bu da aslında çok keyif veren bir şey. Ya biraz da hani balık işi biraz nasip kısmet işi biliyorsunuz. Ama ben burayı çok sevdim. İnanın şu an ben aslında denizden geliyorum. Hani millet denize balık avlamaya gider. Ben buraya geliyorum. Çünkü tatlı su balık avcılığını daha çok beğeniyorum yani. Benim daha hoşuma gidiyor. Şöyle sağa sola göstereyim size kısaca. Yani gelmeyi düşünürseniz bence burayı, bak burası giriş. Şuradan şöyle aşağı iniyorsunuz zaten. Arabanız hemen onun girişin bize göre şu anda sağ tarafına park edin. Buradan aşağı inin ya da motorunuzla neyle gelecekseniz. Buradan aşağı inin. Ha dediğim gibi şimdi 3 orta şu sol tarafa atabilirsiniz. Şurada sazlıklar var. Buraya atamayabilirsiniz de. Arkadaşlar buraya da işte bir kamış, iki yer oltası sadece. Hani toplamda şöyle söyleyeyim. Ortalama 6 olta
rahatlıkla buraya sığar arkadaşlar. Yem olarak ben ekmek kullandım. Hani fırından taze ekmek aldım arkadaşlar. Ekmek içe attım. İşte az önce kırılan yeraltılarımdan bir tanesi. O komple gitti. Şimdi az önce ben kaydın başındayken de bu küsbel oltamızda aslında ufak bir aksiyon oldu ama arkası gelmedi. İnşallah şimdi güzel bir balık yakalayacağım şöyle. Hatırı sayılır. Onu da sizlerle paylaşacağım. Paylaşacağım kısmet olursa. Şimdilik izlemede kalın. Ben gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. İzlemede kalın. Evet arkadaşlar. Saat şu an sabah 9 civarı. Az önce de belirttiğim gibi 2-3 parça küçük balık yakaladım ama gerçekten limit altıydı. Şu an sadece suda küsbel oltam var. O da aslında ufak ufak gıdıklıyor ama işin gerçeği yanıma su falan almamıştım. O yüzden çok da zaman kaybetmek istemiyorum. Bir an önce hani eve gidip bir kahvaltı falan yapmak istiyorum. Gönül isterdi ki sizlere gerçekten böyle kiloluk, gerçekten güzel sazanlar yakalayıp göstermek. Ama tabi biliyorsunuz ki balık avı kısmet işi, nasip işi. Ama ben yine de çok keyif aldım buradan ve bundan sonra buraya sık sık geleceğim. Zaten sürekli burayı ziyaret ediyorlar. Ben az önce bira şişelerini falan fark ettim. Demek ki buraya gelip sürekli avlanan arkadaşlar var arkadaşlar. Dediğim gibi nasip kısmet işi. Mekan çok güzel. Hoş, serin, kafa dinlendirici. Tam böyle benim aradığım mekanlardan, böyle sazlıkların içerisinde, tam böyle gerçekten burada büyük sazanların olma ihtimali gerçekten çok yüksek ki az önce benim kamışımı da kırıyordu neredeyse. Hani iğneyi kopardı ama neredeyse kamışımı da kırıyordu. O yüzden ben burayı sık sık ziyaret etmeyi düşünüyorum bundan sonra. Arkadaşlar artık videonun sonuna geldik. Sizlere şöyle bir el sallayayım. Umarım videomu keyifli izlemişsinizdir. Bir başka balık videosunda buluşmak dileğiyle kanalıma abone olup videolarıma like atmayı, aklınıza takılan sorular varsa onlarla ilgili soru sormaya sorabilirsiniz. Hepinize buradan kucak dolusu sevgiler, iyi tatiller, Allah'a emanet olun.